Evet dostlar hoş geldiniz. Türk oyuncu topluluğu için kara bir güne uyandık diyebiliriz dostlar. Gerçi biz gece almıştık haberi. Ben yayındaydım o esnada. Last of Us oynuyordum. Oyunu falan kapattım. Paldır küldür. Hemen şeye baktık. Yazıya tıklıyoruz. Açıklama yok. Bir şey yok. Ne olduğundan haberimiz yok. Az buçuk zaten açıklamadan belli oluyor ne oldu ama. Ama ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Başımıza ne gelecek? Ondan haberimiz yok. Bir açıklama paylaştılar. O açıklama da belli değil tam olarak ne oldu aslında. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra başımıza ne gelecek? Bundan sonra nasıl bir ile karşılaşacağız? Bu videoda sizlere onların cevaplarını vermeye çalışacağım dostlar. Yine de aklınıza takılan şeyler olursa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin dostlar. Elimden geldiğince onları da cevaplamaya çalışırım. Şimdi dün gece 3 civarında filandı galiba. Kırmızı yazıyla karşılaştık. Bu kırmızı yazıya tıkladığınızda şöyle bir açıklama karşınıza geliyor. Ve İngilizce geliyor. Türkçe'ye çevirmeye bile tenezzül etmemişler. Yani öyle gözden çıkar çıkarılmışız. Ben öyle anladım. Yani Türkiye diğer bu 25 ülke 26 ülkeyle beraber top 27 ülke bayağı bir gözden çıkarılmış öyle gözüküyor. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar kısaca şunu diyor çok feci girecek. Bunu diyor yani kısaca bunu diyor arkadaşlar. Yani şemsiye var bir, bir tarafımıza girecek ve açılacak. Bunu diyor yani kısaca. Baştan da söyleyeyim hani bunun için kimseyi suçlamayın. Yani buradakileri suçlamayın yani şu göre, görülenleri suçlamayın yani Steam'i suçlamayın. Geliştiricileri yayıncıları suçlamayın. Oyuncuları suçlamayın. Gerçi bazı bir kesim var oyuncuları suçlayacağım ben birazdan. Onları suçlamayın. Kimi suçlayacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Burada siyasete girmek istemiyorum. Onun için söylemeyeceğim ama siz biliyorsunuz yapıyorsunuz kimi suçlamanız gerektiğini bu durumlara düştüğümüz için en azından oyuncu topluluğu olarak. Yine de burada ne söylediğini kısaca anlatayım arkadaşlar. 20 Kasım'dan itibaren dolar fiyatlandırmasına dönüyor Steam. Türkiye'den çekiliyor diyenler var. Değil. Öyle bir şey imkansız. Zaten Türkiye'den çekiliyor olsa şu arayüzü göremezsiniz. Buradan satın alım da yapamazsınız. Rusların başına geldiği gibi. Burada olay TL fiyatlandırmasından dolara geçmesi arkadaşlar. Ve bunu yaparken de Arjantin, Türkiye ve 25 ülke dahil 27 ülkeyi Latam grubu ve Mena grubu diye iki gruba ayırmışlar. Ve bunlara bu grubun içerisindeki bütün ülkelere belli bir fiyatlandırma sunacaklar. Dün de gelen sorulardan bazıları şöyleydi. TL'den mi dolara çevirecekler yoksa belli bir fiyat mı uygulayacaklar. Evet ikincisi belli bir fiyat olacak ve o fiyatlandırmadan bize oyunları geçirecekler arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Bunun da hangi fiyatlandırma olduğuna dair bir tahminimiz var. Dün yayına gelen bir arkadaş vardı Mehmet sağ olsun. O böyle birkaç tane doküman da paylaştı böyle İngilizce bulduğu. E, onlardan gördüğümüz kadar Ile anlaşılıyor ki hatta kendisi de Azerbaycanlı bir arkadaşına sormuş. Onlar CIS diye bir fiyatlandırmadan fiyatlanıyorlarmış. Yine dolar üzerinden fiyatlandırması gibi bir şey yani. Birazdan şurada FC24 için Steam Database sayfasını açtım. Oradan size göstereceğim. Yani bu şu anlama geliyor. Fiyatlar yükseliyor arkadaşlar. Zaten şey dolar fiyatlandırmasına geçtiği için zaten fiyatlar yükseliyor. Yani bizim dolar kurumuz yükseldikçe oyun fiyatları yükselecek. Bu anlama geliyor arkadaşlar. Yani her geçen gün bizim ekonomimiz her geçen gün kötüye gittiğinde her geçen gün dolar dolar kuru yükseldiğinde biz daha pahalı oyun almaya başlayacağız. Bu anlama geliyor. Aslında bu açıdan çok acı. Şunu da göstermek istiyorum çok kısaca. Şuradaki ülkelere bir bakın lütfen ya. Ya şu 26 ülkenin arasında 27 ülke bizle beraber. 27 ülkenin arasında olmak şu adamlarla şu ülkelerle karşılaştırılıyor olmak şu adamlarla şu ülkelerle aynı kefeye konuyor olmak bile acı. Çok üzüldüm ben buna. Gerçekten çok üzüldüm ve dediğim gibi ya yani bunun sorumlusu şu an bahsettiğimiz videoda bahsedilen hiç kimse değil. Evet bizim için önemli olan kısım burası aslında ama oraya geçmeden önce ben size CIS grubunu göstereyim. CIS, CIS fiyatını göstereyim. Aslında daha iyi anlarız böyle. Şimdi FC24'e geldim. Siz de şu şekilde bu fiyatlara bakabilirsiniz. En azından hani başımıza neler gelecek? Hangi fiyatlandırmalarla karşılaşacağız? Biraz eğer dediğim gibi olursa yani. Bu açıdan bir fikriniz olmuş olur. En azından ya da yakın bir şekilde bir fikriniz olur. Steam Database'in Chrome eklentisi var arkadaşlar. Onu kurun. Şurada bir V1 Steam Database diye bir tuş var. Ona bastığınız zaman sizi sayfanın bütün ülkeler için fiyatlandırmasını gösterir. Bakın Türkiye 1200 TL gözüküyor ama söyledi, söylendiği gibi yani dün bahsettiğimiz gibi bir şey olursa ve CIS grubuna dahil olursak biz yani bu fiyatlandırmadan alırsak oyun 70 dolara çıkıyor ve karşılığına bakın 1968 TL ve biraz önce baktığımda 1900 şey 1969.17 idi. Gördüğünüz gibi kur dalgalanmasına göre fiyat değişiyor. Bunu da anlat biraz önce anlatmak istediğim olay yani kur mesela indirimdeyken denk geldik kur birden fırladı. Kurdan önce indirime girmeden önce düşük olan fiyat. Bir baktığınız 2200 lira olmuş. İşte bu sebepten dolayı olacak. Ama Steam Steam'e çok yüklenen var. Şöyle Steam o açıklamada da söylüyordu. Geliştiriciler yayıncılarla oturduk konuştuk filan diyor. O kadar darlamışlar ki artık adamları. Demek ki başlarından savmak için onlar da böyle bir çözüm yolu bulmuşlar. Ama bu çözüm değil. Bu çok sert bir çözüm. Yani Steam'in suçu yok demiyorum tamamen. Onların da suçu var. Onlar da oyun satıyorlar zaten. Ama komisyon alıyorlar. Yani Steam komisyon alıyor. TL'de olsa komisyon alıyor. Dolar da olsa komisyon alıyor. O komisyonunu her türlü aldığı için fiyatın değişmesi değişmemesi onun için önemli değil. Onun bir çünkü masrafı yok. Bir şey yok. Server masrafları bilmemesi vardır ki onun kat kat fazlasını zaten kazanıyor. Gabe'in vücudunu görüyorsunuz. Artık yemiş yemiş sıçamıyor herif. Ama yine de diyorum ya Türkiye'ye Türkiye için elinden geleni yaptığı yıllarca bak kur güncellemesinden önce dolar kuru 2 bir şey neydi? 1.60 ile 2.10 arasındaydı. Ondan sonra onu ne yaptılar? 8 ile 11 arasına getirdiler. Herkes sabit fiyatlandırma olduğunu zannediyor ama sabit fiyatlandırma yoktu arkadaşlar. Düşük fiyatlandırmalar yani 1 dolardan itibaren başlayan fiyatlar 11 dolardan fiyatlanıyordu. 40 dolardan sonraki fiyatlar 8 TL'den fiyatlanıyordu. Yani öyle kura dönüştürülüyordu. Ben de dedim ki eğer ben de bekliyordum. Kötü bir şey bekliyordum. Kötü bir haber bekliyordum. Herhalde bunun üstüne biraz daha koyacaklar. Yeni bir kuru güncellemesi olacak. Hani dedim ki bir 10 TL daha koyarlar. Yüksek fiyatlarda 18 TL'den düşük fiyatlarda 21 TL'den kur güncellemesi alırız diye tahmin ediyordum. Ama daha beter oldu. Bu bizim için çok kötü arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi Steam yine de bizim için bir şeyler yapacak. Yapacağı da şu. Yine bir fiyat önermesi yapacak. Yani yerelleştirmiş bir fiyat önermesi yine yapacak arkadaşlar. Bu tabloda onu gösteriyor. Ya yani diyecek ki 4.99 normalde dolar yani o CIS grubundaki işte ya yani CIS fiyatlandırmasındaki 4.99 olan fiyatı diyecek ki Türkiye için 2.99'dan satmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü ekonomisi kötü olan bir ülke ve çünkü ekonomisi kötü olan ülkeler için bir gruplandırma yaptık. Bu MENA grubundaki ülkelere 2.99'dan satarsanız satış yapma ihtimaliniz artar diye bir tavsiyede bulunacak. Belki de böyle tavsiye de bulunmayacak. Siz bir arayüz var. Orada gösterecek 4.99 2.99 diye. Dora'nın Twitter sayfasında o arayüzü size gösteriyor. Şimdi burada koymadım görüntüyü ama koysaymışım keşke. Neyse. Ve bu şu demek oluyor. Yani şu fiyatlandırmalarda işte 5 doları 3 dolar olarak tavsiye edecek. 10 doları 5.80 olarak tavsiye edecek. 15 doları 8 dolar olarak tavsiye edecek. 25 doları 13.5 şey 12.5 dolar olarak tavsiye edecek. 50 doları 23 do dolar olarak tavsiye edecek. 60 doları 27 dolar olarak. 75 doları da 35 dolar olarak tavsiye edecek tavsiye edecek. Bu bir taraftan iyi de olabilir bazı firmalar için. Yani bu fiyatlandırmaya uyan firmalar düşükler için söylemiyorum. Büyük firmalardan bazıları bile uysa fiyatlandırmaların düşeceği anlamına geliyor. Biz dün yayında biraz iyimser baktık. Biraz pembe gözlüklerimizi taktık böyle. Biraz hayal kurduk. Biraz moralimiz düzelsin diye hayal kurmaya başladık. Dedik ki ya büyük firmalar bu öneriye uyarsa süper olur. Fiyatlar düşer bu sefer. Bir de indirim üstüne. E o zaman çok iyi fiyatlara düşmüş oluyor. Mantık olarak. Beyin bedava ya. İşte diyorum ya hayal kuruyoruz. Ama büyük ihtimalle olmayacak öyle bir şey. Onda birazdan zaten kısa kısa o madde madde onlardan da bahsedeceğim. Ama bu şu anlama geliyor aslında düşük gruptaki indie oyunların, bağımsız oyunların çok büyük sekteye uğrayacağı anlamına geliyor. Türk pazarında bağımsız oyun alımı büyük ihtimalle çok fazla azalacak. Durma noktasına bile gelebilir yani büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum. Zaten şu an bile çok yüksek fiyatlandırmalardan şikayet edenler vardı. Hani kalite açısından çok yükseklerde olmayan oyunlar eskiden Cyberpunk'ı satıldı, fiyatlara satılıyor gibi düşünün yani. Oradan da bir küskünlüğü olanlar var. Oradan Steam'e çok büyük giydirenler var. Zaten dün yayında benim toplam yayın hayatımda bir yayında edilmiş küfürün toplamından daha fazlası edildi. Ben de dahil yani. Benim de kat, kendimi katmıyor değilim. Gerçekten bütün yayın hayatım boyunca ettiğim küfürün, konukların da ettiği küfürün daha fazlası bir yayında ettik yani. O kadar herkes sinirlenmiş. Evet son cümlelere gelmeden önce hatırlatmamı da yapayım arkadaşlar. Ama ondan önce şey var durun. Bazı dediğim gibi bundan daha önceden işte bazı tipler vardı. Onların lafları üzerinden biraz beklentilerinizi düşünüyorum düşüreyim arkadaşlar. Çok büyük beklentiye girmeyin ki hayal kırıklığına uğramayın. Ya o da şu hani söyleyenler oluyordu ya 60 dolar bile değil. Hani fiyattan şikayet edenlere böyle çıkıp da bazıları ya işte 60 dolar bile değil. Bize ne? İşte ko firmalar kazanmasın mı? E abi koca koca firmalar kazanıp kazanmamasını ben mi dert edeceğim? Yani adamlar %200-300 değil de 500 kar edemiyorlar diye bunu ben mi dert edeceğim? Siz onların kar etmediğini mi düşünüyorsunuz? Gerçekten bu kadar saf olabilir misiniz ya? Gerçekten bu kadar saf olabilir misiniz arkadaşlar? 60 dolar bile değilmiş. Bana ne lan? İşte bunu söyleyen arkadaşlar mutlu mesut uyumuşlardır. Artık 60 dolar çünkü. Yani 60 dolar bile değil diyen arkadaşlar 60 dolara keyifle oyun alabilirler artık. Bak böyle bir imkanları da var. Bak Steam size çok güzel bir imkan sundu arkadaşlar. İstediğiniz gibi 60 dolardan o koca koca milyon dolarlık şirketleri cebindeki 300-500 lirayla destekleyebilirsin artık. 300-500 lira da yetmez gerçi. Buyur destekleyebilirsin. Bak 60 dolar artık. Muradınıza erdiniz. Onun için söylüyorum ki önerilen fiyatlara kim uyacak? Ben bunu bunları kendi başımdan aklımdan yazdım. Büyük yayıncılar mı? Soru bu. Biraz önce söylemiştim. Hiç aklıma gelmiyor. Yani Electronic Arts, Sony, Ubisoft, Capcom, Sega, sonra Rockstar. Bunlar bu önerilen fiyatlara uymayacaklar. Diyecekler ki madem dolar fiyatına geçildi e ben 60 dolardan satarım oyunu mu diyecek. Diyecek bunu 70 dolardan satarım diyecek. Diyecek bunu. Çok ümitlenmeyin arkadaşlar. Çok kötü duruma doğru gidiyoruz. Başka herkesin aklına gelmeyen bir şey. Dolar ödemesi yaptığımız için bankalar ödemeleri TL olarak dönüştürecekler. Bunun masrafı da bize katacak. Bunu düşündünüz mü hiç? Bunu düşünen var mı aramızda? Videoyu seyredenlere soruyorum. Aklınıza geldi mi bu? Ya yani yurt dışında alışveriş yapanlar biliyordur gerçi. Çünkü siz dolar olarak bir fiyatı aldığınız zaman kredi kartınızda TL olarak gözükmesi gerekiyor ve bunu bankanın dönüştürmesi gerekiyor. Ve bankalarda serbest piyasadaki kurdan dönüştürmedikleri için üstüne koydukları için ki koydukları da 1-2 lira yani böyle az buz paralar değil. Sen 100 liraya bir oyun aldığın zaman bir bakacaksın ki kredi kartı ekstrende 120 lira gözükecek. Sallıyor fiyatı. 1000 lira gördüğün, 1000 liraya aldığın bir şeyi bir bakacaksın 1200 lira gözükecek orada. Oradan da girecek bize yani. Evet üçüncü dolar kurunun şimdiki gibi kalacağını mı zannediyorsunuz? Nereden biliyorsunuz bunu? Yarın 30 TL olduğunda oyunlar şimdikinden daha pahalı olacak. Bu ihtimal de var arkadaşlar. 30 TL zaten olacağı konuşuluyor. Seneye 40 TL olacağı konuşuluyor. Yani seneye 40 TL olduğunda bugünkü fiyattan daha yüksek bir fiyattan almak zorunda kalacağız. Ya da alamayacağız. Büyük ihtimalle alamayacağız. Ben alamayacağım en azından. Ya da artık tam fiyat ödediğimize göre yerelleştirme başlayacak diye düşünenler var çünkü onun da muhabbetleri döndü. Zaten şimdiki ekonomik durumda çok yükselen fiyatlarda birçok kişi, Türk oyuncu topluluğunun çoğunluğu zaten oyun alamayacak durumlara gelmişti. Böyle etraftan key sitelerinden fiyatlar aramaya başladılar. Ben de aynı şekilde mesela ki içeriklerini de yapıyorum bunun. Şimdi daha kötü olacak çünkü daha da yükseliyor fiyatlar. Daha da yükselince tam fiyattan 60 dolardan kaç kişi oyun alabilecek? Bir soruyorum ya. 60 dolardan kaç kişi oyun alabilecek? Yani bunu artı olarak düşünmek, bunu bir yarar olarak düşünmek saflık. Gerçekten saflık. Çok saf düşünüyorsunuz. Yani bunu düşünen arkadaşlara söylüyorum. Herkesin üzerine alınmasın. Şunları düşünen arkadaşlar arkadaşlara söylüyorum. Safça düşünceler bunlar. Yani artık tam fiyattan oyunları almak imkansız olacağı için. imkansız demeyelim de çok zor olacağı için. Satışların düştüğünü de göreceğiz. Ondan sonra Türkçe yerelleştirmeyi hayalinizde görürsünüz ancak. Son olarak yayına gelen bir dostumun belirttiği bir şey var. Türk geliştirici olan bir arkadaşı varmış. Ona bir mail gelmiş. Yani arkadaşıma güveniyorum. Söylediyse doğrudur. Bu değişikliklerden sonra şu dolar muhabbetinden sonra bir mail gelmiş gelmiş. Steam'de satış yapabilmek için Türk geliştiricilerin yani diğerleri için de vardır belki ama Türkler için söylüyor burada. Bu değişikliklerden sonra Steam'de satış yapabilmek için Steam'in faaliyette olduğu bir ülkede ticari faaliyet göstermeleri gerekecekmiş. Yani orada sanal bir şirket açmaları gerekecek ve orada da vergi ödemeleri gerekecek. Böyle de bir handikap var ve bu gelişmede yine bize kaçıyor arkadaşlar. Yani Türk oyun geliştiriciliğinin de gelecekte çok büyük tehlikeye gireceği anlaşılıyor. Eğer böyle bir şey gerçekten varsa dediğim gibi doğru sorgulayamadım ama arkadaşıma kadar güveniyorum. Hani böyle bir şey büyük ihtimalle olacak o zaman ve bu da bize kaçacak. Yine bize kaçıyor. Burada anlattığım bu videoda açık anlattığım her şey bize kaçıyor arkadaşlar. Yani şemsiye var bir tarafımıza kaçıyor ve açılıyor arkadaşlar. 20 Kasım'da. Kusura bakmayın böyle bir video çekmek istemezdim ama ben de çok sinirliyim. Ben de biraz kendimi boşaltmak istedim. Sizin de düşünceleriniz varsa yorumlara bekliyorum dostlar. Yazmaktan çekinmeyin lütfen. Yarından itibaren hem canlı yayınlarla hem de videolarla Cadılar Bayramı'nın içinden geçeceğim sizler için. Nerede kıyıda köşede kalmış ne kadar kadar güzel fiyat varsa neler varsa iyi oyun kötü oyun diye bakmayacağım. içinden geçeceğim bir sürü videoyla karşınızda olacağım bu dönem içerisinde. Evet dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.